mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim çok nefis, çok lezzetli, doyurucu, besleyici, harika bir mantar çorbası olacak. Kremalı mantar çorbası olacak. Kremaya ne isteyen süt de kullanabilir. Baştan söyleyeyim ve yapılışa geçeyim. 250-300 gram kadar mantarım var. Onları minik minik doğruyorum. İsterseniz daha büyük de doğrayabilirsiniz. Benim kızlarım biraz böyle minik minik seviyorlar içinde. O yüzden minik doğruyorum. Şimdi tencereme 1 yemek kaşığı tereyağı alıyorum bir 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ocağın altını açıyorum. Yağım eridiği zaman bir adet yemeklik doğranmış kuru soğanı içine ekliyorum. Önce soğanı kavurmakla işe başlayacağım. Güzelce ara sıra karıştırarak orta ateşte kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım renk değiştirdiğinde kavrulduğunda artık doğradığım mantarları ekleyebilirim. Çok pratik bir çorba gerçekten. Evde malzeme olduğu zaman özellikle ben hep yapıyorum. Çocuklar da çok seviyor. Ben de öyle. Mantarlarımı da karıştırıyorum. Şimdi onları da kavuracağım. Bunu çok düşük ateşte yapmıyorum. O zaman sularını bırakırlar çünkü. Yine orta ateşte kavurduktan sonra buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum içerisine. Unumla beraber yine kavurmaya devam ediyorum aynı şekilde. Unun kokusu çıkana kadar böyle kavuracağım. Ondan sonra altını kısacağım. Yarım paket krema ekleyeceğim. Yine karıştırıyorum. E, topaklanmış un varsa bu aşamada açılıyor. İyice karıştırırsınız. 3-4 bardak kadar su ilave ediyorum. Suyunu baştan çok koymayın ki e, sulu olursa çaresi yok. Ama suyu az gelirse kaynar su ekleyebilirsiniz içine. Ben yarım paket krema kullandım ama isterseniz bir su bardağı kadar süt de kullanabilirsiniz krema yerine. Şimdi normal artık kaynatıyorum. Birkaç dakika kaynayacak. İçine tuzunu, karabiberini ekleyeceğim ve servis edeceğim. Oldukça lezzetli oluyor. Eğer daha önce denemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum denemenizi. Şimdi tuzunu dağıtıyorum. Tuzu en sonlara doğru atıyorum ben çünkü başta atarsanız suyun kaynamasını geciktiriyor. Bu arada altını kapatmaya yakın muskat rendeliyorum. Muskat da nedir? Böyle ufak bir cevizdir. Muskat cevizi diye geçer. Aktarlarda bulabilirsiniz, baharatçılarda. Çok az rendeliyorum çünkü baskın bir baharat. Yoksa koymasanız da olur tabii ki. Artık çorbam servise hazır gördüğünüz gibi. Bekledikçe çok az daha kıvam alacak çünkü un koyduk içine. Umarım videom hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız ayrıca beni çok mutlu edersiniz. Takip etmek isterseniz Instagram'da da beni Happy Foods adıyla bulabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Bu arada yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.